Nasıl yok? Ne zaman kesildi? Şöyle söyleyeyim, ailelikle saç kesilmez, rahatsızlığından dolayı ben bayağı bir ara verdim yani. Şöyle, yani nasıl yok zaten? Evet, bayağı. O kadar yakın böyle toplu olmuş. Toplu şundan itibaren ben. Evet, evet. Yani... Hacim yok. Üst kısım biliyorsun, çadır ucu biliyor. Yani aslında saçının boyu şurada. Yani burada görünüyor ama, çadır yok. Yani, bak, arkadaşlarım anlamıyor. Banyoda otur Yani yıklanmaktan dolayı da çok kolay. Evet, çok kolay. Yani çok istersen kesin 6 ay kadar kolay. Tamam. Ben şimdi onu söylüyorum. Tamam. 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 Şimdi maske yapalım. Bir yumuşasın saç. Koltuk şey mi yapıyor, masaj mı yapıyor? Bana mı öyle geldi? Muhtemelen vitamin eksikliğine bağlı. Zeynep Hanım fırça alabilir mi? Böyle öbek öbek hani insanın eline kopar ya. Yani böyle Allah korusun kanser gibi hani. Ümmeleri çok oldu ama şu an böyle sadece çocuk mesela tutuyor saçımı. Böyle sadece ne derler öyle sondaki saçlar geliyor. Ama o kopmalar daha çok şey hamileli kaynaklı bir taraftan demek ki olmuş. Sol taraftan sadece. Topladıkça da daha çok bu sefer şuralarım açıldı. Korkmaya başladım dedim. Ben bir adama kadar gittiğim bir tahlil mahalleli detaylı bir yaptırayım dedim ne değildire. Evet, ben normalde işte hamileliğin başlarına kestirdim. Sonra bir daha kestiremedim. Yani diyorlar ya hamilelikte saç kestirmez falan. Bir kere kestirebilirim sadece yani. Bir senede bir kere. Ya o yüzden de üstüne korkmuş da olur. O da olabilir. Çok temizliyor. Bir yerden. Buyurun ben. Bir de korkuyorsan ne yapayım? Aynen. Sıkı topladım biraz işte. Güzel sen ön evlerde açın. Çok kısa belki olmaz ama. Çünkü yüz yapım birazcık daha olay olsun. Böyle erkek tipi bir model kullanamam. Tamam. Yok. Kesin güzel düşünüyorum yani. Ben bu klasik bir bot yaptım. Evet biliyorum. Ben daha internet seyredim ben. Evet biliyorum. O yüzden geldim. Yani. Yani. Tamam bırakıyorum o zaman ben size. Ama kısa istiyorum yani. Daha böyle gizli katlar olacak. Tamam. Yani sen böyle ilk yapımın dikkatini kullanacaksın. Tamam. Çok da kısa. Yani hiç kafamda olmadı. Ama sizin işinizde de olsaydım o kadar. Var. Yani işime yarayanı anlıyor. Tabii bizim iş. Komple makam. Altın oran var mesela saç kesimde. Altın oran var. Açılar var. Ondan sonra boya numaralandırmasında matematik var. İşte elinde boya yoksa hangi boyalarla onu çıkarırsın orada bir matematik yok. Neden? Ya da ombre mi yaptırım? Ama ombre de ne bileyim çok artık banalleşmeye başladı yani herkes de. Yani ben böyle kahverengi tonlarla direkt bir renk olmak istiyorum yani. Böyle saçta birkaç renk değil de. Hı. Ama o da işte çok bu saçı yıllatır acaba direkt. Dört tarz boya. İyi bir boya ise. Zaten hep sen boyaksız. Evet. Ama sürekli dikkat edeceğiz. İşte o da çıkacak dikkat ilerisi yani. Niye bir boya yaptıracağız? Biraz öne doğru. Hikaye falan. Yani ombrenin güzelliği şu. Bir yaptırıyorsun. Bir sene. Yani 8
işte benim mesela saçım biraz koyu olduğu için, bir de birazcık kabarık bir saç olduğu için işte 11'e birazcık böyle hafif şey oluyor yani çok... Ya buna 11'e gibi değil de zaten ışıltı tarzı bir şey. Daha evet, iyi aynı. Ama. Bu brush light mı diyorlar? Gibi. Brush light biraz kızarık kaldı. Yani o biraz serbest çalışılır üstüne. Evet. O zaman öyle bir şeyle mi başlanır? Böyle direkt düz boya değil de. Şimdi... O istediğin farklı, öbürü farklı. Bununla başlayayım, buna geçeyim dersen ama çok farklı alanlar. Siyahın üstü 11'e olur ama kahverengiyle başlarsan biraz saç tabii tekrar siyah dönmesi için beklemem lazım. Şimdi kahve için nasıl bir... Zaten rengin kahve. Yok böyle hani ne derler, çikolata kahve mi? Umralı gibi, ha, evet, aynen. Çikolata. Yani öyle istersen... Ya da bal köpüğü gibi mesela. Oluyor böyle bu sarı gibi. Olmaz mı? Yaşlı mı gösterir çok? Ondan değil. Uğraştırırsın. Bebekle zor olur diyor. Yani çünkü sürekli alttan bir kızarıklık çıkacak saçında. Sürekli onu düzeltmek zorlaşacak. Yani şu an o değil. Biraz daha büyüyeyim falan. Biraz daha büyüyor. Yaşına geldim ama iyi boyamadan döndüm bence. Şimdi bakıyorum 17 yaşında, 16 yaşında kızlar rengarenk saçlar. 16 iyi. 12 yaşında geliyorum. Ben mesela o yüzden çok memnunum yani. Artık benim zamanım geldi geçiyor bile mesela. Değişiklik olsun diye istiyor insan yani. Beyazlar da çıkıyor böyle yukarıdan. O geliyor mesela, ben para kazanacağım bundan. Yapacağım işte yani yarım saatte geçip para evet. Kazanacağım. Her şeyin zamanı. Başkası yapıyorsa yapsın, ben yapmam da koyulur. İyi mi yapayım, kötü mü yapayım da yok. Çünkü o gidip başka yerde yaptıracak. Ya tercih meselesi işte bence erken büyümek de çok iyi değil ya. Çocuklar o kadar böyle. Yaşında olsun çocuk yani. Evet. Şimdi bakıyorum 16 yaşında, 17 yaşında mesela bizim de o yaş grubu hani ortaokul öğretmeniyim ben. Mesela bakıyorum dışarıda falan hani okulda değil de şey gibiler böyle. Hani bir böyle sanki evlenecek modda gibiler yani. Saçımı şey iyi de mi eğikliyim? Boynumun eğikliği iyi de mi? Yok, ben seni yönlendiririm. Tamam. Sen kafana göre tak. Daha detaya girmedik. Şu an kabasın. Temel atıyorum. İnşaatın kabası. Kafa inşaatı. Yani şey, videolarınızı izledim sizin. Evet. Ben şey, aslında şey, 7 aylık hamilelikten beri izliyorum. Yani 1 Nisan Anladım. Ayından beri izliyorum. Evet. Ama hamilelik dönemi, işte doğum döneminde hani fön çektirdim. Biraz daha hani şey, uzun olsun diye çıkıp bu saçları bile kestirmeye niyetlenmişim. İşte sonra doğum şey, çekimleri falan çıktıktan sonra, doğumdan sonra da hemen vakit bulunmuyor dedim. Yani çıktıktan sonra giderim ama gidemedim bak, kaç ay geçti. Çünkü bugün en azı. İnşallah tanışmış olduk. Güneye görüşeceğiz. Bekleriz her zaman. Benim Türkiye'den çok daha küçüğüm. Nadir YouTube'dan kişiler. İzlemiştim bir böyle bot kesim videonuzu. Çok hoşuma gitmişti. Evet. Tahmin etmişiz onu. Şeyden, Instagram'dan görüyorum ya. 3 senedir. Hayırlısı olsun inşallah. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. İstanbul gibi. Belki yine göre beklentileri karşılamadı ama. Yani, gerçi fiyatlar aynı. Beklentim yok da. Yok hani şey olarak mesela hani yaşam tarzı olarak birazcık şey tabii. Mesela biz de Bursa'ya gidiyoruz çoğunlukla yani. Aileler de Bursa'da olduğu için. Allah'ım şey diyeyim, ben buradan eve gideyim. Benim için eve 10 dakikada gitmek lükstür. O da doğru yani İstanbul'dan gelince. Aynen öyle. Gidip de öyle bir yerde oturayım atayım. Hiç o kafada değilim. Yani. Akşam oldu. Buna eve gideyim yatarım. Tek kriterim o yani. Evet. Güzel okul fiyatım var ki. Okul başladıktan sonra istedikleri daha çok. Fiyatlar da bu sene her şey düştüğü için. Bak şu beyazlar da mesela burada
böyle sularla başlıyor. Onlara takılma. Mesela sadece onlar kapatılabilir. Müstendik boyayı alıyor değil mi? Benim saçımı değil. Ya da hani ben onları hiç görmek istemiyorum dersen direkt komple boyayacağız. Biraz daha boyayı diyorum ama saç uzayınca yaptırmak daha güzel olur sanki değil mi? Bu kadar kısa saçta bilmiyorum güzel olmaz. Onu mı diyorsun? Yani her yerine değil ona göre blok şeklinde çalışabilirsin mesela. Bir yaratıcı var kalmış yani istediğin anda istediğin şeyi yapabilirsin. Yani standart olmaya gerek yok. İşte onu fark ediyorum. Bir de şey yaptı. O dolaşmayı yaptı, şey yaptı yani. Evet. Ama hiçbir kalmadı. Biraz saçıma çok bakamadım açıkçası. Yani daha çok böyle şey duruş verince iyice. Randevu sütü alıyor musunuz? Böyle mesela. Koştum. Yani elimizde iş olmaz. Seni kocasa gönderiyorum. Sonra arasın diye bir param yok. Gölde böyle bir kuaförü ilk ama yani Roma kuaförü saymazsak. Evet. Roma böyle değil. Ne karışık da olur ama. Yok. Arada kapılar farklı değil. Ha, var mı? Evet. Yani bir işletmeydi. Anladım. Aynı yerde değil. Farklı yani. Kadın erkek ayrı kapı. Aynen. Biz de öbür tarafa geçeceğimiz zaman kapı değiştiriyoruz. Siz ama orada da yine kadın kuaförü için. Tabii. Bütün ekip orada. Nasıl yapalım şekillendirmeyi? Kavgalı. Böyle mi? Böyle hafif kavgalı olsun. Aynen. Kırık dönüşü olabilir. En son şey yapalım. Tamam.